Tamam. Hadi. Bayram Ege Pehlivan, Çetin Coşkun, Seyfettin Topal, Abdurrahman Deniz, Sevdin Özen, İsa Topal, Ahmet Yağal, Barış Kıyak, Hakim Akçam, Fatih Acun ve Hakim Akçan. Yangın faciasında ölen 11 işçi tüm Türkiye'yi ağlattı. Tamam bir. Bak ben bir öğrenim. 11 Ocağı ateş düşüren facia pek çok soru işaretini de beraberinde getirdi. Milyon dolarlık alışveriş merkezi inşa eden işçiler neden konteynerlarda değil de çadırlarda kalıyordu? Yangından yara almadan kurtulan işçiler bu soruya çarpıcı yanıtlar verdi. Ha buradaki suç da kimindir? Şirketindir. Bu ayda bu çatırda insanlar yatmaz. Ne zamandır orada yatıyor? Sürekli herhalde orada. Orada, direkt orada yatıyor. Faciadan inşaat firmasının sorumlu olduğunu belirten işçiler, konteyner olsa böyle olmazdı diyor. Peki bir ihmal söz konusu mu? Çünkü buraya bakıyoruz, burada bir yeni konteynerler var. Genelde inşaat alanlarında işçiler konteynerlerde kalır. Konteynerler, yani çadırlara konteynerler ayrı yani, şimdi söyleyeyim. Çadırlar ayrı bir firmanın, konteynerler ayrı bir firmanın yani. Firmanın hatası. Yani önlenebilir bir iş kazası diyebilir miyiz buna? Önlenebilir tabii ki yani. Çadırlar konteyner olsa bu kadar yani bir facia olmaz yani. Peki işçilerin kaldığı çadırlar alınırken neden demir değil de plastik malzeme tercih edildi? Ve 11 işçiye mezar olan bu çadırları kimler aldı? Çadır koşullarının uygun olmadığını, oradaki çadırın hiç uygun olmadığını ifade etmem gerekir. İlle de çadır olacaksa bunun yanmaz bir çadır olması gerekir. İhmaller zincirinin en önemli halkası da şüphesiz denetim eksikliği. İstanbul'da binlerce şantiye işçisi ölen arkadaşları gibi bez çadırlarda kalıyor. İşçiler yıllardır çok zor şartlarda yaşam mücadelesi veriyor. Bir çadırda 35 kişi yaşıyor. 30-35 kişi yaşıyor çadırlarda. Nasıl orada yaşam koşulları? Yaşam koşulları çadır bildiğimiz bez çadır. Isınırken ne kullanıyorlar? Isınmak için katalitik sıva kullanıyorlar. Peki bu şantiyelere çalışma izni veren devlet kurumları neden şimdiye dek denetim yapmadı? Devletin bir çözüm bulması gerekiyor, bir yasak getirmesi gerekiyor. Bu özellikle çadır, lambir konteynerlere bir yasak getirmesi gerekiyor. Kameralara doğru nasıl? Her gün hükümet bir kanun çıkartıyor, bir yasa çıkartıyor sonuçta buna. Buna da bir kanun, bir yasa çıkartabilir. Yani bu mevsimde normalde çadırda kalınmaz mı? Yani mümkün değil, kalınmaz. Ne yapılmış? Adam ısınmak için mutlaka sobayı yakmıştır. Sobada bir yere tutuşunca yangın çıkıyor yani. Çok basit. Her facia sonrası yaşanan manzara maalesef Esenyurt'taki yangının ardından da ortaya çıktı. Yangın öncesi yapılmayan denetimler 11 işçi öldükten sonra yapılmaya başlandı. Çalışma Bakanlığı tarafından görevlendirilen müfettişler facianın yaşandığı çadırları inceledi. Ne yaptınız? Şimdi siz de kendi açınızdan inceleme mi yaptınız? Tabii incelememiz devam ediyor. Nedir efendim yani son? Daha ifadeleri almadan bir şey söyleyemeyiz şu anda. Bir şey belli değil. Öte yandan 11 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciası ile ilgili 11 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında inşaat sahibi, şantiye şefi ve iş güvenliği sorumlusu da var.